Anadolu, medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar. Tarımın, ticaretin, bilimin kaynağı. Tarih boyu bu toprakları özel kılan bir şey vardır. Üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü. Dağlar, akarsular, ovalar. Yalnızca coğrafyamıza değil, insana ve onun hayatına da şekil verdi. Kimi zaman fırsatlar sundu, kimi zaman sorun çıkararak çözüm bulmaya zorladı. Anadolu'da yaşam tüm bu şekillerin etrafında devam ediyor. Tarih Anadolu'da akarsuların kıyısında yazıldı. Tüm tabiata hayat veren su insanı da görmezden gelmedi elbette. Akarsular yeteneklerimizi keşfetme yolculuğunda bizlere rehberlik etti. Toprakla kavuştuğunda ekinler, ağaçlar bire bin verdi. Bugün bile Anadolu'nun her köşesinde akarsular sadece toprağa değil, insan yaşamını da şekillendirmeye devam ediyor. Toprakla uğraşanların çok iyi bildiği bir gerçek var. Suyun dokunduğu yerde hayat filizlenir. İnsanoğlu tarih boyunca tarım arazilerini tam da bu nedenle akarsuların hemen yakınına kurdu. Ve suyu tarlalara ulaştırmak için kanallar yaptı. Tıpkı insanlar gibi bitkiler de akarsuların beslediği topraklara kök salmaya çalışıyor. Ancak yeryüzünde öyle bir bitki var ki tamamen akarsulara bel bağlamış. Çeltik. Bu narin bitkinin her yıl Mayıs'tan Eylül'e kadar suyla kontrollü bir şekilde buluşması gerek. Tabii yine bu işi de toprağa şekil verdiği gibi suya da şekil veren insanoğlu yapıyor. Hamit ve Ayhan, Edirne'deki Ergene Nehri ile uzun yıllardır aynı dili konuşuyor. Suyun akışını değiştirmek onların işi. Onlar çeltik ustaları. Bizim işimiz suya yön vermek. Şu anda 2000 dönüm bizim sorumluluğumuzda. Bu 2000 dönümün sulamasını, boşaltmasını, bu 2000 dönümde çeltiği yetiştirmek bizim sorumluluğumuzda. Çeltik üretiminin en kritik aşamalarından biri geldi çattı. Çeltiğin özlemle beklediği Ergene Nehri'nin suları nihayet yarın tarlalara ulaşacak. Hamit bu büyük gün öncesi suya yön vermekte kullandığı içi kum dolu kösteklerin son kontrollerini yapıyor. Bizim işimizi yapacak olan o çuvallar, o köstekler. Suyu dağıtmak için belirli yerler suyun çıkmadığı yere kösteğe bağlıyoruz. Çuvalları koyuyoruz, oradan tarlalara yayıyoruz. Suyu araziye esas onlar sokar. Sen buradan pompayı çalıştır. Buradan gider kanaldan, oradan kanaldan çıkar, boşa gider lambalımır, gider yine aynı yere. Çıkar gider. Ama o köstekler kaldırırsın, tarlanın erazinin seviyesine kaldırırsın, erazinin içine o kösteklerin yardımıyla bir sürü sokuyorsun.
Suyun boşaltım işlemi öncesinde su pompalarının da işlerini eksiksiz yapması gerekiyor. Yılmaz, dikkat gerektiren bu görevi 4 ay boyunca aralıksız yerine getirmek zorunda. Şayet pompalar çalışmazsa bugüne kadar verilen tüm emek boşa gidebilir. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Yarın büyük gün. Yapılan kontroller sonrası köstekler ve su pompaları ile ilgili her şey şimdilik yolunda görünüyor. Yılmaz, su pompalarının dışında ekibin yemek ihtiyaçlarını da düşünmek zorunda. Biz aşağı yukarı 5-5,5 ay burada süremiz devam ediyor. 4 kişilik bir ekibiz. Benim görevim pompalara bakmak ve ustalara yemek yapmak. Devamlı burada yatıp kalkıyoruz. Ama mecbur işimizi takip etmemiz gerekiyor. Olur da bir aksaklık çıkar. Mesela cereyanlar kesiyor. Pompacı olarak ben devamlı bunu takip etmem lazım. Kestiği zaman suyu vermem lazım. Ustalar da o esnada olur ya, çuval kayar, bilmem ne yapar, kanal tıkanır, ot toplar. Onları hep takip etmeleri gerekiyor. Bu yüzden de sürekli burada kalmak zorunda kalıyoruz. Yarın herkes için zor ama bir o kadar da heyecanlı bir gün olacak. Gün ağardığında tüm bu çabaların nasıl sonuç vereceğini görmek için biraz daha beklemek zorundalar. Ancak bunun öncesinde iyi bir uyku çekmek gerek. Edirne pirinç üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Pek çok insanın geçim kapısı olan çeltik üretimi Edirne ekonomisinin de en önemli yapı taşlarından biri. Kent genelinde çeltik ustalarından tarla sahiplerine kadar herkes sabah saatlerinden itibaren işinin başına geçmek zorunda. Çeltik ustaları suyu düzenli olarak kontrol ederken tarla sahipleri de ilaçlama, gübreleme ve ekim yapmaktan sorumlu. Biz buna bağlıyız yani. Hayatımız bununla geçiyor. Geçim şeyimiz de bu. Ondan yani. Sulak araziler için çok, çok büyük bir şans bizim için. Tarlalarımız, bu çeltik ekimi zaten ovalarımız düz olduğuna büyük elverişli bize yani su bakımından. Ya nehir olmasa bizim burada geçimimiz zor olur. Benim gibi yani bu işte uğraşan arkadaşlarımız çok. Mesela köyümüzde 300, belki de daha fazla arkadaşlar var. Bundan geçiniyoruz biz. Ve nihayet o büyük gün geldi çattı. Burada hayatını çeltik üretimiyle kazanan herkesin gözü kulağı sezon boyunca tarlalarda olacak. Tarla sahipleri ve çeltik ustaları geleneksel bir törenle pompaları çalıştıracak. Sevgili çiftçilerimiz, sevgili akıncılar, 2021 yılı çeltik üretim sezonu ülkemize, milletimize, köyümüze hayırlı olsun, bereketli olsun.
suyun telaşına bakılırsa çeltiğin özlemle beklediği kavuşma beklenenden daha kısa sürecek. Çeltik ustalarının çabaları boşa gitmedi. Ancak yine de bu işte rehavete yer yok. Bizim saatimiz dakikamız ve bir en geride kırık kol köstek patlar, işte kanal kırar. Yani bizim gecemiz de belli değil. Bakarsın kalkarsın gece girmez. Çok hassastır. Hani çeltikçiliğin en azından bir kere en azından böyle bir ay 40 gün bir zahmeti çoktur yani. Aynı çocuk gibi. Bir küçük çocuğu nasıl büyütürsün? Mamasını verirsin, altını temin. Bu da öyle işte. Gömdürmeyeceksin suya. Fazla kurutmayacaksın. Kurutta bırak kurudup bu tarlayı, eraziyi kuruttuğun zaman yanar. Ama gömdüğün zaman suyun altında boğulur kalır, hava alamaz, bu sefer çürür. Çeltik tarlaları suya kavuştu. Ergene Nehri'nin kıyısındaki renk paleti ışıl ışıl görüntüsüyle daha da zenginleşti. Şimdi suya yön verenler için bereketli bir hasadını düşünüp kurma zamanı. Kar, ağrının başından eksik etmediği bir taç gibidir. Güzelliğine güzellik katan. Ancak eksi 30 dereceleri bulan hava sıcaklığında yaşam uzaktan göründüğü kadar hoş olmayabilir. Fırat'ın bir kolu olan ve ağrıdan doğan Murat Nehri'nin yüzeyi kışın en soğuk zamanlarında donar. Bu dönem balıkçılıkla uğraşanlar için sabretme vaktidir. Uzun bir bekleyişin ardından güneş yüzünü gösterip buzlar erimeye başladığında nehirdeki balıklar gibi balıkçılar da hareketlenir. Artık Kutbettin ve arkadaşları için av zamanıdır. Kutbettin nehrin durumunu kontrol ederek işe başlıyor. Suda çok fazla buz olmaması önemli. Aksi halde attıkları av hemen buz tutuyor ve ikinci kez atmaları imkansız hale geliyor. Kenarlarda hala buzlar olsa da nehrin bu kısmı avlanmak için uygun. Burada işe başlayabilirler. Bu mevsimde balıklar nehrin kenarlarına gelmiyorlar. Bu nedenle ağı ortaya atmak lazım. Kutbettin bunun için sal kullanıyor. Salın kontrolü ise nehrin her iki yakasında duran Recep ve Ebu Bekir'de olacak. Bunun için öncelikle Ebu Bekir'in nehrin karşı kıyısına geçmesi gerek. Sala bağlanan ipler aracılığıyla Kutbettin artık sabit durabiliyor. Nehirde ilerlemek istediğinde ise ipleri tutan kişileri yönlendiriyor. Sen bırak abi, Recep bırakma. Yavaş yavaş gel. Ha, çek. Çek, 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 çek. Abi bu tarafa gel sen. Bırakma Recep, bırakma. Bu yöntemi yıllar
yıllar içerisinde kendileri geliştirmiş. Başarılı bir av için en az 3 kişi olmaları gerekiyor. Abi 3 kişi olmasa balık tutulmaz. Yani yine suyun ortasındadır balık. Kenara gelmiyor. Kenara gelsen zaten 2 kişi yeterlidir. Yazın tabii kolaydır. Suyun kenarında da atabilirsin. Suyun ortasına da gidip atabilirsin. Sen biraz yukarıya doğru git. Biraz yukarıya doğru git. Sen bırak, sen bırak, sen bırak, sen bırak. Sen bırak o çekti. Kutbettin bu şekilde nehrin üzerindeki bir ip cambazına andırıyor. Bir an bile dengesini yitirmeden botun üzerinde ayakta kalmak zorunda. Balık burada beslenmenin önemli bir parçası. Nehirde onların yaşam kaynağı. Fakat nehir merhamet etmez. Eğer yanlış bir şey yaparsa ağını kaybedebilir. Suya düşerse de hayatını. Biraz kaç. Kaç. Mesela diyelim bir ip koptu mu veya iki ip koptu mu elinde ağ olursa zaten bileğine bağlıyorsun. Anında bir suyun altına giriyorsun. Artık kendini kurtaramazsın ki bu işi. Bilmeyen kişi acemi olursa hemen boğulur. Düşerse ağ zaten onun elindendir. Bırakmıyor ki kendi gitsin ağını çıkarsın. Ağ takılı kalıyor. O da suyun altına giriyor. Birkaç kişi öyle çok gittiler burada. Onlar da aynı böyle salın üstüne çıktılar. İp koptu. Zaten bir tanesi benim eniştemdi. Görürsün da işte ölüm gözün önündedir. Bir kaydı mı gidersin. Hadi yavaş yavaş çek. Yukarıya doğru. Yıllarını bu nehirde avlanarak geçirmiş Kubbettin, nehrin neresinde balık olduğunu, ağı nereye atması gerektiğini çok iyi biliyor. Yeterli büyüklüğe ulaşmamış balıkların tekrar nehre salınması gerektiğini de. Bugünlük bu kadar yeter. İyi bir av oldu. İstedikleri kadar balık tutabildiler. Şimdi bu balıkları satma zamanı. Kutbettin ve arkadaşları tuttukları balıkları yol kenarında satıyorlar. Derme çatma barakaları kışın soğuğundan az da olsa koruyor onları. İyi bir satış için reklam şart tabii. Reklam işi Ebu Bekir'de. Balığı yakalamak kışın daha zor olsa da balık satışları yaz aylarına göre kışın daha iyi oluyor. Binbir zorlukla tutulan ve saatlerce bekleyerek satılmaya çalışılan balıkların getirisi ise pek de yüksek sayılmaz. Bazı zaman var 5 lira veriyor, bazı zaman 7,5 veriyor, bazı zaman 10 lira veriyor, balığa göre. Bunun emeklisi yok. Tutana kadar tutacaksın. Çünkü maaş odur. Başka sen çalışmazsan, gitmezsen para yoktur. Yani öyledir bu iş, bu balık işi. Yani ben değilse ben balıkla zengin olacağım yok. Öyle bir şey yoktur. Yazın bolluğuyla, kışın zorluğuyla ünlü Murat Nehri. Yılın her dönemi balıkçıların mücadelesine sahne olan bir er meydanı gibidir.
onunla mücadele ettiği göze alan her balıkçı nehrin bereketine ulaşmayı başarır. Yeter ki her mevsim nehri dize getirmenin sırrını bilsin. Sonbaharın gelişiyle Anadolu'nun her bir köşesinde insanlar kış için hazırlığa başladı. Toprak insanlara hangi ürünü sunuyorsa sofralar o ürünlerle zenginleşecek. Geçit köyünün kadınları için de kış mesaisi çoktan başlamış. Büyük zahmetlerle toplanan cevizler tek tek kabuklarından ayrılıyor. Bu yılda toprağın bereketi köylülerin yüzünü güldürdü. Üstelik burada toprağın köylülere sunduğu tek armağan ceviz de değil. Nar, üzüm, zeytin, limon ve daha niceleri. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yemyeşil bir vahayı andırıyor Geçit Köyü. Sadece Akdeniz iklim kuşağında yetişebilen ürünler Yalçın Dağları'nın arasında kendisine umulmadık bir adres bulmuş. Ve Fırat Nehri'nin yükselen suları burada bir mucizeye aracılık etmiş. Daha öncesinden bu Atatürk Barajı göleti olmadığından önce bu böyle bir iklim yoktu bizde. Fırat'ın seviyesi eskiden akar bir suydu. Fırat'ın seviyesi yükselince burada iklimler değişmeye başladı. Erken iklim buraya geldi. Limonun, portakalın, kivinin Güneydoğu'da yani Diyarbakır bölgelerinde hiçbirine yetişmemektedir. Ama burada rahatlıkla şu son zamanlarda yetişmeye başladı. Nehrin suları yükseldikçe bu bölgede yetiştirilmesi imkansız gibi görünen ürünler köylüye hayat vermiş. Geçit Köyü muhtarı Cuma ve eşi İlknur için Diyarbakır'da Akdeniz'i yaşamak benzersiz bir mutluluk. Cuma ve İlknur sahip oldukları her bir ürünü Fırat Nehri'ne borçlu olduklarının farkındalar. Ancak yine de nehrin kendilerine sunduğu bu cömert ikramı geri çevirmemek için toprağa emek katmak zorundalar. Bu dönemde artık hasatların döneminin sonuna gelmişiz. Bu aylardan sonra artık yeşillik yaparız yani işte kışlık için yeşil marul, yeşil soğan, roka, tere bu tür şeyler artık yetiştiririz yani. Çünkü burada iklimlerimiz uygundur yani bunlara. Yani sera yapmadan bunu artık yetiştirebiliyoruz burada. Topraklarımız verimlidir. Çok şükür baktığımız sürece ona da bize bakıyor. O da bize bakıyor toprağımız. Buna şükürler olsun diyoruz. Emeğimizi karşılığını her zaman almışızdır yani. Fırat Nehri'nin köylülere sunduğu ayrıcalıklar bunlarla da sınırlı değil. Nehirde bolca bulunan balıklar köylülerin sofralarına lezzet katıyor. Cuma da fırsat buldukça tuttuğu balıkları sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğuna erişiyor. Balığa arasında çıktığımız oluyor yani. Ben kendim de balıkçıyım. Yani ben de amatör balıkçıyım yani profesyonel masada amatör balıkçıyım.
Fırat'a gidiyoruz yani balamızı tiyak alıyoruz. Yani şimdi dışarıdan bir balık kilosu alsan 40-50 milyon. Ben gittim burada işte gideyim uğraşıyorum. 5-10 dakika ya da bilemedim bir günde uğraşıyorum. Kendimiz açısından, misafirlerimiz açısından getiriyoruz, tüketiyoruz. Yani bu bizim için bence bir belli nimettir yani burada. Yaşanmasa yarmazdan olan birilerinden biri de Fırat bizim için yani. Olmasa olmazımızdır. Cuma bu köyün kendisine sunduklarından fazlasıyla memnun. Gelecekte Geçit Köyü'nün bu bölgeyi keşfetmek isteyen herkesin uğrak yeri olacağına inanıyor. Köy 100 hane, 605 nüfusa sahibiz. Bu 605 nüfus her zaman standart kalıyor, göç yok. Turizmle ilgili çalışmamız var, bir ekoturizm çalışmamız vardır. Kısmet olursa önümüzdeki yıllarda artık misafirlerimizi, dışarıdan gelen misafirlerimizi ekoturizmden dolayı burada ağırlayacağız. Bunları da ağırlamaktan gurur duyarız. Yani biz Antalya'yı, İstanbul'un işte kumsalların, denizlerini özlemiyoruz. Yani bizim denizimiz de var, kumsalımız da var. Şükürler olsun yani buna. Buraya gelen insanlar tabii ki Fırat'ta yüzebilecekler rahatlıkla. Yani dışarıdan batına, masmağın içine girdiği zaman 17 derece bir su yani. Herkese tavsiye ederiz yani buraya gelmesini. Buradaki herkes kendi bahçesini adeta büyük bir manava dönüştürmeyi başarmış. Fırat Nehri'nin ikram ettiği taze balıklar da cavası. Akşam sofralarında doğal olmayan hiçbir şeye yer yok. Kendimizi geçindiriyor, biz yetiyor bize. Bahçeden meyve sebzemiz geliyor, biz yetiyor bize yani. Onun için yani dışarıdan kışın dahil yani mesela alışverişmiş pek meyve sebze konusunda olmuyor yani. Yani bir nevi diyorlar ya işte siz nasıl yaşıyorsunuz? Biz doğal yaşıyoruz. Bizim her şeyimiz doğal yani. Ondan dolayı biz burada mutluyuz. Şükürler olsun yani bunu bize veren Yaradan'a yani diyoruz. Akdeniz iklimini buraya taşıyan Fırat Nehri, Geçit Köyü'ne sunduklarıyla bu coğrafyaya dair ezberleri ters yüz ediyor. Nehrin suları var olduğu sürece köylü de toprağa değer katmaya devam edecek ve yaşam da burada kendini yenilemekten vazgeçmeyecek. Yumuşacık dokusuyla yeryüzünü sessizliğe gömmüş. Doğanın en sert yüzünü takındığı bu mevsimde en basit gündelik işleri gerçekleştirebilmek bile bazen günler alabiliyor. Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Oruçlu köyünde de durum böyle. Köylüler mecbur olmadıkça dışarıya çıkmıyorlar. Ancak uzun süre kapalı ortamda kalmayı sevmeyen mandalar için bu pek mümkün değil. Neyse ki kış aylarında bile ihtiyaçlarına uygun koşullar sağlayan bir bölgede bulunuyorlar. Mandalar farklı çevre koşullarına uyum sağlayabilen hayvanlar. Ancak su olmazsa olmazları. Van'ın Kaz Gölü Deresi mandaların yaşam alanlarını
zenginleştiren bir unsur. Sadece yıkanıp rahatlama imkanı sunduğundan değil, bu dere mandalar için aynı zamanda lezzetli bir besin kaynağı. Üstelik bu kaynak çok uzaklarında da değil. Tek yapmaları gereken karşıdan karşıya geçmek. Elbette çok dikkatli bir biçimde. Bizim bu köyde şu anda hemen hemen 20 evin mandası var. 20 hanenin yani. Köy zaten 50 hanedir. Her evde 5 var, 6 var, 7 var, bazıları 10 var, 15 var, besli var. Bizim kışın buralarımızda 6 ay çekiyor. Şimdi samanla, yemle, işte küspeyle, otla besliyoruz yani. Bayağı da paramız gidiyor yani, masrafı çok lira. Taze otla beslenmek sürüdeki hayvanlar için tabii ki en iyisi. Ancak kışların çok sert geçtiği, sıcaklığın eksi 30 dereceye düştüğü bu köyde ideal koşulları sağlamak her zaman mümkün değil. Köy karla kaplandığında hayvanların taze ota ulaşması imkansız hale geliyor. Neyse ki Kaz Gölü çayı var. Çayın zeminindeki yosunlar hayvanların özlemini duyduğu taze otlar kadar lezzetli. Saman yem sütü kurutuyor. O yosunları yiyince su bata sütü fazla oluyor. Daha huzurlu, daha rahat oluyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Hani hayvanın bağırsakları bata güzel faydalı oluyor. Bağırsaklar için. Bu sene yüzeydeki yosun oranı bir hayli az. Derindeki yosunlara ise mandaların ulaşması mümkün değil. Bu yüzden Yaşar'ın onlara yardımcı olması gerekiyor. Maalesef işler Yaşar'ın umduğu gibi gitmiyor. Suyun derinlerindeki yosun yüzeyindekinden fazla değil. Kaç sene önce yosun çok vardı. Yani sudan acayip yosun vardı, onunla besliyorduk. 2-3 senedir yosun yok. Vallahi işte Allah'a kalmış bir şey yani, zor çekiyoruz durduk. Kaz Gölü Deresi bu sene yosun açısından pek verimli değil. Ancak yine de yaşadıkları bölgede böyle bir akarsuyun olması mandaların sağlıklı kalabilmeleri için çok önemli. Manda suyu sever, çamuru sever, ondan sonra düzlüğü sever. Yani çamurlu ovaları sever, sulu ovaları sever. Bizim burada zaten her taraf sulu. Bayağı da su var yani, her tarafta nehir akıyor, sular var. Alışmışlar yani, üşümüyorlar. Eksi 30 derece, 40 derece de 40 derece de bırakıyoruz yani. Soğuk da olsa büyük nimet yani, bizim için bir nimettir yani. Mandalar bugün umdukları kadar yosunla beslenemeseler de suda geçirdikleri vaktin onları canlandırdığı bir gerçek. Kaz Gölü Deresi hem onlar için hem de köylüler için bulunmaz bir nimet. Akarsular canlılar için hayati önem taşıyan yeryüzü şekillerinden.
Yaşamın devamı için vazgeçilmez olan suyun ana kaynaklarından. Kaz Gölü derisi de Oruçlu köyünde yaşayanlar için birçok açıdan hayatlarını kolaylaştıran bir akarsu. Sadece tarıma değil, yatağında yetişen yosunlar sayesinde hayvancılığa da büyük katkısı var. Asırlar boyunca insanlık akarsuları farklı amaçlarla kullanmak için kafa yordu. Bu arayışlar tarihin en büyük mühendislik projelerinden biri olan değirmenleri ortaya çıkardı. Değirmenler insanlığın ilerlemesine eşsiz katkılar sağladı. Zamanla değirmenler de önemini yavaş yavaş kaybetti. Bazıları kaderine terk edildi, bazıları ise müzeye dönüştürüldü. Ancak hala aktif olarak çalışan değirmenler de var. Tıpkı Hakkari Çukurca'daki bu tarihi değirmen gibi. Oşa ki kevna. Ve bilgi ki şu zamanı hatun hatya vakti kese çukurana bir kubi forum binen am forum delma am dekhli ona roke dekhli bi tanake bijim دخلی گنمی ما ده تناکم پید دخلی ما بو تناکی فای رود که تناکی نهجی ما بو خودانی تیرو هر موچکی ما رو بجیر موچکی اجیر رود بلی برای خواب چطی نجیب یو ما یو دهی یا بگنکی ساکین گرنتیسین اکسینه Geçmişte çuval çuval mahsul taşırmış Çukurcalılar buraya. Bölgede çiftçilikle geçinenlerin sayısı azaldıkça değirmenin çarkları da daha ağır döner olmuş. Yine de acı evi bildiği değirmenini hiçbir zaman sahipsiz bırakmamış. Evi vakti ما رنجبانید که و ملکت و ماجی یو بری که بگله که همیو خود که که گنم کنید بریم که گنم کنم گنم و که خروبی که گورس که وجود بنهد که معلومات چه اون نما چه گله رو رنجبانید و یو شولی و یو نما یا Köyde herkes susam üretimiyle meşgul. Ancak bu bölgenin dağlık ve engebeli yapısı nedeniyle tarım makinelerinin kullanılması neredeyse imkansız. Yine de tüm zorluklara rağmen Narlı köyünün muhtarı Rıdvan'ın tarlasında susam hasadı çoktan başlamış. Toprağımızla, iklimimizle çiftçiliğe çok elverişli. Ancak burası biraz dağlık bir bölge olduğu için elimizde tarım yapabileceğimiz arazi miktarı biraz az. Kendimize yetecek kadar diyebileceğimiz bir üretim yapabiliyoruz. Az olan kıymetlidir. Onun için elimizdeki arazi az olunca oradan en yüksek verimi almak istiyoruz. En yüksek verimi de daha ziyade susam ve pirinçten alıyoruz ama daha ziyade susamdan.
Geleneksel yöntemlerle susam yetiştiren Rıdvan, ekim aşamasından hasada kadar bu bitkinin ne istediğini en iyi bilenlerden. Toprağın insanlara armağan ettiği her ürün gibi susam da sabır ve emek istiyor. Susamımızı topluyoruz. Kule şeklinde birbirlerine dayayacak şekilde dikiyoruz. Belli bir süre geçtikten sonra bunun kabukları patlıyor. Patlayan kabuklardan temizlemek için bir defa silkeliyoruz. Silkelediğimiz susamlar yere dökülüyor. Ancak bütün susamlar dökülmüş olmuyor. Bütün kabuklar patlamış olmuyor. Bu işlemi biz 3 ya da 4 defa tekrarlıyoruz. Tamamen soyulduktan, temizlendikten sonra işte annelerimiz, ablalarımız, eşlerimiz kalburdan ve benzeri aletlerden faydalanarak hem toprağını hem susamın içinde kalan susam bitkisinin atıklarını temizliyorlar. Tamamen sade susam kalana kadar rüzgara tutuluyor. Ondan sonra eleklerden geçiriliyor. En son o şekilde bitiyor işlemler. Susam taş değirmeninde öğütülerek yepyeni bir kıvama ulaşacak. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tahine. Ancak tahine dönüşmeden önce susamların fırında kavrulması lazım. Değirmenci hacı yıllardır yaptığı gibi bu işlem öncesi ateşi besliyor. Susamı ateşin insafına bırakmak olmaz. Susam tanelerinin eşit oranda kavrulması gerek ve hacı tam da bu aşamada ustalığını konuşturuyor. Çukurca Kaymakamlığı'nın Zap Vadisi projesi kapsamında bu bölgedeki susam üretimi her geçen yıl giderek yaygınlaşıyor. Hacı Çukurca'da değirmeninin gördüğü ilgiden memnun. Uşa bu vatandaşı şülüken yalnız bu mükemmelde şülüken. Vatandaşlık havi cennetinden fayda cennetinden bu mükemmelde de şülüken. Güncün kiriten o beçetketin. Aysaya kat güncün ketin. Dest havi helvayı dahli kavino ketin. Ama birinci ket güncü. Zap suyunun can verdiği Zap Vadisi toprakla uğraşan herkesin güçlerini süsleyecek kadar bereketli bir yer. Toprak burada pek çok ürünle ahenk içerisinde ve vadi boyunca çok sayıda mahsulün yetişmesi için uygun koşullar oluşmuş. Susam tüm zahmetine rağmen bölgeye sağladığı katma değerle Çukurcalıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Anadolu'nun atar damarları olan akarsular bu topraklara hayat taşımaya devam ediyor. Doğal yaşamın ve ekosistemin devamı için akarsulara duyulan ihtiyaç hiçbir zaman azalmayacak. Bu topraklarda nehirler çağladıkça en uzak dağ köylerinden en kalabalık şehirlere kadar Anadolu'da hayat kendini yenilemekten vazgeçmeyecek.